Sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Sebep Sonuç özelle yine karşınızdayız. Siyaset bilimci, yazar Murat Bahadır Akkoyunlu. Hocamı çok seviyorsunuz. Her hafta düzenli yayınlar yapıyoruz. Yorumlarınıza çok güzel. Teşekkür ediyoruz ilginize. Yine İstanbul'a geldi Murat Hocam. Gelir gelmez ayağının tozuyla da burada. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Şerefiye bulduk Muratçığım. Vallahi hocam artık böyle alışkanlık oldu. Düzenli böyle Perşembe Cumaları denk geliyor. Önceden Skype yapıyorduk. Bayburt'tan ya canlı yayınlara katılımlar sonrasında tabii. Ama stüdyonun şeyi ayrı değil mi hocam? Tabii enerjisi. Canım, elbette. Böyle büyük bir karşı karşıya olmaları. Tabii. Ruberu derler ya eskiler yüz yüze. Tabii çok heyecanlı. Bu arada hocam bu ne yakışıklılık. Böyle kravatlar, takım maşallah. Çok teşekkür ederim. Zatenizin yakışıklılığıyla mütenasip olmaya çalıştım. Yani becerebildiğince. Estağfurullah, estağfurullah. Biz size yetişemeyiz hocam. Estağfurullah. Şimdi hocam, öyle bir gündem var ki, yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine baktığımızda yani daha çok eskilere gitmeye gerek yok. Artık her gün 2-3 yani hani şey vardır ya böyle işte Norveç'te, İsveç'te, bazı işte İskandinav ülkelerinde hani olay yoktur ya, sıkılırlar. İşte kedi ağaca çıkmış, günün haberi olmuş falan, ne zaman inecek bu kedi diye. Öyle haberler var ki bazı kıtalarda bazı ülkeleri indirip zıplatıp hoplatıp yok edecek, bitirecek haberler. Yani inanılmaz olaylar oluyor. Türkiye'de bunların en nasıl diyeyim ya, en dibinden, en şiddetlisinden yaşıyor. Şimdi bir FETÖ terör örgütü lideri öldü. Şimdi bunu konuşacağız bu cepte. Bu çok önemli, çok önemli detaylar var, bunları konuşacağız. Sayın Devlet Bahçeli'nin yorumu var. İki haftadır üst üste grup toplantısında FETÖ ile ilgili, APO ile ilgili, Abdullah Öcalan'la ilgili çok inanılmaz bir yorum yaptı. Tabii yer yerinden oynadı. Birkaç gündür de bunu konuşuyoruz. Yine dün de TUSAŞ'a bir silahlı saldırı düzenlendi. Şehitlerimiz var, yaralılar var. Üst üste geldi. Tabii Bahçeli'nin yorumu üzerine oldu diyenler, daha önce planlandı diyenler falan, çok fazla komplo teorisi de var. Şimdi bu sıralamayla gideceğiz ama ilk etapta tabii dönem olarak baktığımız, yine kronolojik sırayla gidelim. FETÖ ile başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhalde bir 50 yılına dahil olmuş, çöreklenmiş, gençlerinin zihniyle, aklıyla, ruhuyla bir şekilde kandırarak o zeki, körpe beyinleri örgüte dahil etmiş. Devletin içerisinde bir yapılanma kurarak askeriyesine, polis teşkilatına, kolluk kuvvetlerine, siyasi otoritesine, yöneticilerine, eğitimine, hukukuna her anlamda müdahil olmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Arkasından Amerika'yı görüyoruz, CIA'yı görüyoruz ama bir de inananları açısından da uhrevi bir lider orada resmediliyor. Uçan, kaçan, müritleri tarafından böyle olağanüstülükler gösteren bir insandan bahsediliyor. Yine arka tarafından da işte kainatın tırnak içerisinde işte imamıydı ama bu tarafa dönüyoruz, Vatikan'la ilişkilerini, arkasında başka ritüelleri, büyü, kabala ya da başka öğretileri görüyoruz. Çok karanlık ve biraz uzun tutuyorum, içimdekileri de böyle dökeyim istiyorum. Ve binlerce insanın, ki 15 Temmuz'da yaşadıklarımızı dahil edersek, insanın ölümüne, birçok çocuğun babasız kalmasına, şehitlerimize sebebiyet verecek bir bir örgüt diyeyim, bir terör örgütü diyeyim. Bunun lideri öldü. İşte birkaç rahatsızlığı vardı, onlar sayıldı akrabaları tarafından. Ve yurtsuz, mekansız, topraksız başka bir diyarda gömüldü. Gömülüşüyle ilgili de işte belli ritüeller yapıldı, işte cenazesi kaçırılacak, kaçırılmayacak, mezar yeri ile ilgili de çok fazla gündeme gelen başlıklar vardı. Bir de arkasından ne olacak? CIA bu örgütü kapatıyor mu? Üstüne bir sünger mi çekecek? Ya da arkasında yine 4-5 tane isim var. Onlarla devam mı edecek? İdeolojisi mi değişecek? Falan diye bir sürü de başlıklar çıktı.
Bir FETÖ'yü sizden dinleyelim hocam. Yani geçmişten bugüne sızmasını, büyümesini, arkasındaki yapılanmaları, son 15 Temmuz'da yaptıklarını falan böyle bir genel bir perspektiften bir dinleyelim hocam. Çok net olarak, çok berrak bir şekilde, çok rahatlıkla izah edebileceğim bir konudur bu. Ama kafa niye karışık? Çünkü Türkiye'mizin 1800'den 15 Temmuz 2016'ya kadar ki yaklaşık 200 yıllık süreçteki esareti bilinmiyor. Bütün mevzu budur. Esirdik. İkinci Mahmut'tan itibaren Cumhuriyet'te devam etti esaret. Ve esaret döneminde devlet yönetim tavrı anlaşılamaz. Halkımız işte devlet, devletin bir yönetimi var, yöneticileri var, işte muktedirler, karar alır, uygularlar zannediyordu. Değil. Esir bir ülkenin, esir bir devletin, esaretin farkında olmayan, esaretin farkında oldurulmayan insanlarıyız biz. Gladio'yu konu etmeden anlayamayız bu konuyu. Gladio ismini insanlar ilk kez İtalya'da bir savcının onu deşifre etmesiyle öğrendik. Ama şunu biliyoruz ki 1945 sonrasında İngiltere, Sovyetler ve Amerika'nın kurmuş oldukları dünya düzeninde ülkelerin, buna Amerika dahil, İngiltere dahil, Sovyetler dahil, ülkelerin askeriyesinde, siyasetinde, bürokrasisinde, medyasında, finansında çöreklendirdiği bir illegal örgüttür. Vurucu gücü olan, cinayet işleyebilen, suikast yapabilen, siyasetçileri yöneten, finans sektörünü yöneten, medyayı talimatlayan ve askeriye içi örgütlenmiş bir küresel çeteden bahsediyoruz. Buna inandıramıyorum insanları, zorla değil ya. İnandıramıyorum. Erbakan Hoca da inandıramamıştı. Ama bunu bilmeden bugünün de anlaşılması çok mümkün değil. Fethullah Gülen, Gladio'nun 1960 darbesinin sonrasında Türkiye'de Komünizmle Mücadele Derneği başta olmak üzere teşkilatlandırdığı Gladio örgütüne mensup kılınmış bir adam. Kökenli mökenli boş verin. Aslında Erzurumlu değil, Bitlis'in Ermeni halkın yaşadığı bir köye mensuplar. Bunun dedesi Erzurum'daki bir Kürt ağamızı çiftliğinde Ruslara teslim eden bir alçaktır. Yani hatta bunun türküsü de vardır. Bunları en iyi de Cemal Toptancı bilir. Bir gün konuk etti. Refah Partisi'nin İstanbul Diyarbakır Sur eski ilçe belediye başkanı Cemal Toptancı Bey. Böyle bir tip. Şunu bilecek herkes. 1960 darbesi Türkiye'nin bağımsızlığa giden mücadelesine en net ve sert vurulmuş bir darbedir ve kesintidir. Bundan sonra Gladio Türkiye'mizde sağcı, solcu, Atatürkçü, Alevici, Sünnici örgütlenmeler yapmıştır. Şeriatçı örgütlenmeler yapmıştır. O kurgulamıştır. Yöneticilerini o belirlemiştir. Ve onları birbiriyle çatıştırmıştır. Fethullah Gülen bunların içine alınan birisidir. Çok şeriatçı olarak çıkarıldı. Sonra nurcu olarak ifade edildi. Ki ondan önce Erzurum'da Albarlı Lütfi Efe'nin medresesinde öğrenci olduğu yıllarda oradan kovulmuş birisidir bu. At koptular terbiyesizliklerinden ötürü yani. Dile gelmez onlar. Ve Gladio tarafından
desteklendi şeriatçı Fethullah Gülen. O dönemler özellikle Demirel Adalet Partisi'nin çok ciddi himayesindeydi yani. İlk başlangıç süreci ne zaman? Yani 1960. Tam 60. Yani o yıllar 60 darbesi sonrasında. Darbe sonrası. Yani orada başladı. Asıl neşvi nema bulduğu yıllar 1970 sonrasıdır. Peki bilinen nasıl biriydi? Yani bu imamlıktan hani biraz yüzeysel orada girdiniz, dedesiydi falan ama hani nasıl seçildi? Altyapısı neydi? Gladio'yu bilmediğimiz için bu soruyu soruyorsun. Gladio, bak diyorum ki Türkiye'mizin de siyasetinde, askeriyesinde, istihbaratında, bürokrasisinde, medyasında kanlı canlı örgütlenmiş insanlardan oluşuyor. Tamam, onu seçiyor. Bunlar seçiyorlar, bakıyorlar. İlçelerimize kadar seçerler. Yani işine gözlem yapıyorlar. Özellikleri gördü, evet. Onu seçti. Ve genellikle de bunları seçerken Türkiye'de ismi Muhammed olur, Ahmet olur, Hüseyin olur. Özellikle geçmişteki gayrimüslim kökenli ailelerin çocuklarını alırlar. Bak bu önemlidir. FETÖ'nün örgütü teşkil edilirken en çok dikkat ettikleri şey bu örgütün iskeleti. Türkiye bir Osmanlı, bir Selçuklu bakiyesi, çok çeşitli toplulukların, ırkların yaşadığı bir coğrafya. Geçmişte gayrimüslim olan ailelerin çocuklarını bugün seçerler, onları alırlar. Bu önemli özellikleridir. Peki buna yükledikleri misyon nedir? Bak, bütün tarih boyunca Fethullah Gülen Türkiye'nin FETÖ'süydü. Osmanlı'nın FETÖ'leri vardı. Selçuklu'nun FETÖ'leri vardı. Emevi FETÖ'ydü. Abbasi FETÖ'leri vardı. Peki bunların misyonu nedir? Yani bu küresel çete, Gladio, bu tipleri niye üretti? Bunların hepsi şeriatçı İslam içinden üretilmiştir. Mesele şuydu. Ta başından beri, hatta mübalağa etmiyorum, Hazreti Adem'den beri küresel şeytansı kutup nübüvveti yok etmenin derdindedir. Çünkü Allah'ın dinini Resulü, Nebisi temsil eder. Din onun sünnetinden ibarettir. Dolayısıyla onun, o dinin, o İslam'ın hakkından gelebilmek için nübüvveti yok etmesi lazım. Bunu da karşısına geçip savaşarak yapamaz. Ya ona mensup olur, içini boşaltır, dönüştürür, kendisinin istediği muhtevayı verir, onu çakar. Ondanmış gibi. Onu çakar. Bizatihi o muhtevayı değiştirir, onu çakar. Evet. Türkiye'de de özellikle din eğitimi dahil eğitim sistemimiz 1947'de işgal edilmiştir. Hı hı. Fulbright Komisyonu tarafından işgal edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı galipleri, Türkiye'deki kuruluşu şudur. 8 kişiden oluşan bir komisyondur. 4'ü Amerikalı, 4'ü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Bu kurulun başkanı Amerika'nın Türkiye Büyükelçisidir. Bu kurul eğitim için burslanacak öğrencilerin seçiminden, eğitim ve öğretimde okutulacak dersler ve o derslerin muhtevalarına varıncaya kadar tespit etme yetkisine sahip bir kuruldur. Üstelik de ödeneği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinden verilir. Yani bizim eğitimde öğrendiğimiz tarih, öğrendiğimiz din, öğrendiğimiz sosyoloji, onların bizim öğrenmemizi istedikleri şeylerdir. Gerçekten uzaktır, bilimden uzaktır. Ve bir sürü safsatayı bize bilim olarak da çakmışlardır. Bu Fulbright Komisyonu'nun bu işgali 2023 yılına kadar devam etti. İlk defa 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Fulbright Komisyonu'nun ödeneğini ödemedi. Ama zaten aynı zamanda o yıl Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı yapılmasıyla birlikte Türkiye'de bir müfredat inkılabının başladığı yıldır. FETÖ'ye bu alanı açtılar. Kim? Gladio. Nerede? Siyasette de, bürokraside de, finansta da, iş aleminde de, medyada da
Alanı onlar açtı. Bu adam müthiş bir şeriatçı. 1990 yılına kadar Fethullah Gülen'in öğrencileri yeşil tekke, beyaz sarık, yeşil cübbeyle dolaşırlardı. Böyleydiler. Ve şunu söyleyeyim, 12 Eylül darbesi oldu. Ben Murat Bahadır Akkoyunlu, Necmettin Erbakan Hoca ve arkadaşlarıyla birlikte hakkımda herhangi bir karakol tutanağı olmadığı halde idamla yargılandık. Peki o? Şimdi bak, bilgi veriyorum. 1980 darbesi olduğunda bu adam İzmir'de Deniz Komutanlığı tarafından tutuklandı. Fakat şimdi verdiğim bilgi, Genelkurmay Başkanlığı'nın İstihbarat Daire Başkanlığı'nı yapmış İsmail Hakkı Pekür'ün televizyonda anlattığı bir bilgidir, üfürmüyorum. Bu serbest bırakılsın diye Deniz Kuvvetleri Komutanı aradı. Kara Kuvvetleri Komutanı aradı. İzmir'de tutuklayan komutan serbest bırakmıyor. Aranıyor çünkü. Arananlar. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren arayarak serbest bıraktırdı. Tamam. Burayı unutma. 12 Eylül darbesini kim yaptırdı? Gladio. Kenan Evren ve arkadaşları onların talimatına uymasaydı, darbe yapmasaydılar, 1960'da olduğu gibi o Gladio çetesi, ordunun içindeki bu kuvvet komutanlarını tutuklar, içeriye atar, yönetime el korlardı. 1960'da böyle yaptılar. Böylesine bir hakimiyetleri vardı. Esirdik. Bunu büyüttüler, desteklediler, öne çıkardılar. 1980 sonrasında, 80'li yıllarda özellikle polis teşkilatını da yuvalandılar. Hani dindarlar ya. Turgut Özal bundan rahatsız oldu. Fakat Turgut Özal'ı Fethullah tehdit etti. Şu ameliyata gitmişti ya Amerika'ya. Ya Özal'ın odasına kendi ailesi bile giremezken bir baktık ki Fethullah Gülen yatağının başında onunla fotoğraf çektiriyor. Demek istiyor ki ben seni her yerde bulurum. Ve Sızıntı diye bir dergi çıkarırlardı. Baş yazarlığını yaparlardı. Bir Eylül yazısında Turgut Özal'ı tehdit etti. Niye? Destekli. Turgut Özal'ı zehirleyenler onu destekliyorlardı. Ama şeriatçı la kardeşim. Ne anlatıyorum ki saattir? Ne şeriatçısı, ne Atatürkçüsü, ne solcusu ya? Bırak bu üfürükleri ya. Böyle bir şey yok. Bu deli gömleklerini senin benim sırtıma Gladio giydirdi. Tiyatroyu kurdu, oynatıyor. Anadolu'nun safiyene çocukları birbirlerini bu yüzden öldürdüler de çok mu tasavvuna? Söylediklerim çok acı, çok acı. Geçmişini ezber üzerine kurmuş olanların çok da razı olacakları bir durum değil. Ama bu gerçektir. Herkes ezberini gömecek arkadaş ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti esir yıllarıyla yüzleşmek zorunda. Bundan kaçıyor devlet. İstemiyor. O dönemde esir itibarı kaybolur devletin diyor. Halkın devlete olan itibarı biter diyor. Ama esirsin oğlum. Ve bu naneler bu devlet tarafından yenildi. Devlet derken kastettiğim işgal altındaki o yapı. Türk Milli Kuvvetleri, vatanseverler, o yapının bir bölümü, bir sürü paralel örgütlenme var devletin içinde. Türkler ölmüş, Türkiye parçalanmış, Kürtler yok olmuş, onların umurunda bile değildir ya. Türkiye, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı, Kürtler, o Aleviler umurlarında bile değildir. Değildir. Biz onların vesayeti altında 200 yıl yaşadık. Ya bu deşifre edilmiyor. Devlet utanıyor bundan, ki bu geçmişinden utanıyor. İfşa etmiyor. Bugün Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının çok da anlaşılamamasının temel nedeni de budur. Oraya geleceğiz. Geleceğiz. Fethullah Gülen 1990 yılından sonra buna başka bir misyon verildi. Sovyetler çöktü ya. İşte Perestroika falan filan ayakları. Küresel çete bu defa yeşil hattı bıraktı.
Bundan önce neydi? Komünizme karşı dindarlar ve antikomünistlerin mücadelesi, Asya'dan, Orta Doğu'dan, Türkiye'den yeşil hatlar, komünizme müsaade etmeyeceğiz olayı kalktı. Ondan sonra hedef İslam'ın yok edilmesidir. Ve özellikle Vatikan merkezi, ki küresel çetenin en önemli çatıştırma aparatı, Asya'nın halledilmesi, Hristiyanlaştırılması, dinler arası diyalog saçmalığı. İnsanlar arasında diyalog olur da dinleri nasıl diyaloga geçireceğini anlamadım. Ben İslam'ın nesini yok edeyim ki seninle diyalogum olsun? Benden ne bekliyorsun yani? Hazreti Muhammed'i yok edeyim, diyaloga geçelim, öyle mi yani? Saçma sapan bir şeydi. Bak, şimdi iyi dinle burayı. Bu devlet var ya. La ilahe illallah yeter. Bu devlet var ya, bu esir devlet var ya. Yeni küresel sistem kurgulamasından Türkiye'yi hedeften çıkarmak için bunu Vatikan'a yolladılar. Ve bu adam gitti, dedi ki ben sizin diyalog, dinler arası diyalog programının bir parçası olmak istiyoruz dedi. Bunu oraya gönderen o zavallı esir devlet haklı, o edilgen ve muhafazakar, Türkiye'yi küresel ceberrutların hedefi olmaktan çıkaracaklardı. Ve Papa bunu kardinal ilan etti. Ondan sonra 1990 öncesindeki Fethullah Gülen cemaatine mensup olanların çok büyük bir çoğunluğu saf dışı edildi. Bırakıldı. Olduğu gibi Gladio bunu yeniden dizayn etti. Özellikle 1990 ile 95 yılları arasında Türkiye'de olup bitenleri bilemezsek bugün anlayamayız. DYP-SHP iktidarı dönemi. Bütün korkunç olaylar o 5 yılda olmuştur. 33 erin heba edilmesi, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, Eşref Bitlis'in katledilmesi, Madımak ve Başbağlar olayları hep o yıllarda. Ve o zaman Adalet Bakanlığı'nın açık açık bağırdığı bir şey vardı. 3000 çağdaş hakim aldım, ne yani MHP'lilerimi alacaktım diye. Örgüt bana kimin ismini verdiyse onu aldım diye övündü. Evet. Bunları biz FETÖ'cü olarak biliyoruz değil mi? Hayır, bunlar direkt Gladio'nun yargıçlarıdır da kullandıkları şablon Fethullah cemaati. 28 Şubat'ın iktidarı Fethullah cemaatidir. Raconu o kesiyordu. Gazetelerde manşetti verdiği demeçler. Adam aranıyor, biraz evvel söyledim, 12 Eylül sonrası. Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat etti bu adam ya. Ben İzmir'de Kestane Pazarı Camii'nde Fahri Vaiz olmak istiyorum diye. Diyanet İşleri Başkanlığı askeri istihbarata, milli istihbarata, polis istihbarata yazı yazdı. Şu adreste, şu ünvanda bir şahıs bizden böyle bir talepte bulunmuştur. Görüşünüzü bildirin onun hakkında. Üç istihbarat kuruluşundan da uygundur cevabı gitti ya. Gladio tarafından ne örgütü ya? Bu sümsüklü örgüt mörgüt, bu hastadır ya. Ya bu kontaktır. Ya bu halüsinasyonlarla yaşar. Bunun örgüt lideri olacak don mon yoktur. Bunun örgüt dördük değildir, üçüncü sınıf ayak takımıdır. Nerede ezik çocuk varsa onları aldılar. Öyle dahiler mahiler bunların peşinden gitmedi kardeş. Toplumun en akıllı ve çalışkan çocuklarına yok oğlum yok. Bunların çalışkan diye aldıklarını bunlar o şablonla ahmak durumuna düşürdüler. Ve o çocuklar, düşün ki 14-15 yaşında almış. Kiminle arkadaşlık yapacak, hangi kitapları okuyacak, hangi televizyonları izleyecek ve her gün Fethullah Gülen hakkında hangi kerametleri dinleyecek. Ve sonra da nerede işe sokulacak, kiminle evlenecek. Katalogdan seçecek. Hadi sen çık bakayım bundan. Sudan çıkmış balıktan bile betor olur, çıkartık o mahkum, o bir köle. Böyle kurdular. Onların amentüsü şudur. Onların peygamber Hazreti Muhammed değildir. Onların Mesih'i Fethullah Gülen'dir. Hazreti Muhammed ölmüştür. Mesih geldi artık. Kainatın kurtarıcısı Mesih geldi. Yüce Mesihleri geldi. Onların amentüsü şudur. Mesih'in emrine tabi ol, kurtul. Amentü bundan ibarettir. Böyledir. Bu ya bu fiilen bir gerçekliktir. Uydurma değildir.
destek oldukları da cenneti kazanıyorlardı. Cennetten arsa alıyorlardı. Ya imanlar, hayır ya bunlar onların imanı. Ya bu kadar aptallık olabilir mi? Oluyor kardeşim. Öyle bir para verdiklerinde. Oluyor. İşte hem nasıl, hem nasıl para. Cennetten arsa alıyorlardı. Hem nasıl para. Bunların acayip yani. Ya büyükler. dolar FED'de karşılıksız basılır kardeşim. İstedikleri kadar dağıtıyorlar ve dolara hiçbir zarar vermiyorlar. Çünkü karşılıksız FED'de basılan bir banka parasıdır. İstedikleri kadar basıp finans ediyorlar. O arada tuvalet kağıdından dolar basıyor ama Türkiye'de fabrikalar arsalar alıyor kardeşim. Şu anda konular arasında geçmedi. Peki TUSAŞ'ta dokunacağız. BRICS onun için çok önemlidir. Evet. Dolardan çıkış. Çok önemli bir olaydır. Şimdi Fethullah Gülen böyle bir misyonun sahibiydi ve Hazreti Muhammed'i ve onun sünnetini yok etme. İslam dinini yok etme. Ve burada çok başarılı oldu. Sadece kendi okullarında değil Murat. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli eğitiminde, din derslerinde, ilahiyat fakültelerinde hala İbrahim'i dinler, semavi dinler. Vallahi safsatadır. Vallahi Kur'an'da, hadiste, sünnette böyle bir şey yok. Ama ders olarak okutuluyor ya. Hala ve şimdi. Nedir bu? İslamsızlaştırma, Hazreti Muhammedsizleştirme, Hazreti Muhammed'i dönüştürme. Sünnet, hadis olmasa da olur diyenler de bunun tilmizleridir yani. Ha, bu Fethullah Gülen 28 Şubat'tan sonra çok önemli bir hata yaptı bu devlet yine. Bak şurayı unutmayalım. Burayı lütfen. 1998 yılı sonunu unutmayalım. Erbakan Hoca indirilmiş, devlet dibe vurmuş, siyasete, ekonomiye güven sıfır. O zaman, o dönemde küresel gladyo, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman'ı Türkiye'ye bir talimatla gönderdi. Sınırlarını değişeceksiniz Türkiye'nin. Güneydoğu'yu vereceksiniz, Mezopotamya'da bir yapay Kürt devleti kurulacak. Bunun karşılığında size de daha önce Azerbaycan'dan kesilip İran'a verilmiş olan parça verilecek. Ya bu talimat Türkiye'de, ya askeriyesinde falan müzakere edildi ciddi ciddi ama devlet sırrı olarak saklandı. Basına yansımadı da Murat Akkoyun'u nereden duydu? Turancı, zapt edilmez Türk milliyetçisi, Enver Paşacı, doçent Doktor Mustafa Çalık'tan duydu. Çünkü onu da demişler ki böyle bir durum var, böyle bir görüşün ne diye çağırmışlar. O da bana ağzından kaçırdı olayı sonra. İşte o noktada Türk devlet aklı milli unsurları buna olmaz dediler. Reddedildi ya, bak inkılap noktası budur. Devletin aklında da siyasette de Türkiye'nin yaşadığı inkılap budur. Ondan sonra devlet aklı artık paralel o yapıların Pentagon'du, şuydu buydu, onun vesayeti altında artık bekayı temin etmenin, hayatı devam ettirmenin, ülkeyi ve vatanın devamlılığını sağlamanın mümkün olmadığını görünce yeni bir stratejiye, strüktüre, hedefe döneldi. Mecbure. Nedir o? Küresel aktör, merkez ülke, bölgesel lider Türkiye. Yani reddetti Pentagon'u. Bu ne zaman oldu? 1998 sonu. Bak bu reddedilince Pentagon Abdullah Öcalan'ı bize iade etti. Biz gidip torbalamadık onu, onlar verdi. Peki niye? Geleceğiz o konuya Devlet Bahçeli'nin çağrısında. Net söylüyorum, Abdullah Öcalan 1960'lı yıllarda CIA'in Türkiye'yi ve Türkiye'nin istihbaratını fiilen yönettiği dönemde Türk Milli İstihbaratı içerisinden PKK Kürtçü ayrılıkçı ve Türkiye'nin kontrolünde bir örgüt kurmakla görevlendirilmiş bir ajandır. Ajandır, MİT ajanıdır. Bunu sadece ben söylemiyorum ki. 1971 muhtırasının askeri savcısı, hala hayatta bey amcam, Gümüşhaneli Baki Tuğbey, 90'lı geçti, askeri cumhuriyet savcısı,
O bana söyledi, benim bu kulaklarım duydu. Muhsin Yazıcıoğlu Bey'le de beraberdik onu dinlediğimizde. Dedi ki ben Abdullah Öcalan'ı yargılıyorum. Siyasalda okumuştu, Ankara Siyasal'da. Bir şafak vakti bildiri dağıtmışlar. 9 arkadaşıyla birlikte ben yargılarken MİT'ten bana yazı geldi. Abdullah Öcalan mensubumuzdur, ona göre davranın diye ben de serbest bıraktım dedi. Ve bakın bir televizyon programında da dedi ki Uğur Mumcu devlet içindeki çetenin bir grubun PKK ile direkt ilişkisini tespit etmiş. Bunu Özal'la da görüşmüş. Yazacaktı, benden belgesini istedi diyor Baki Tuğ. Randevulaştık ama randevu gerçekleşmeden Uğur Mumcu katledildi. Yani benim şu anda sana anlattıklarımı Uğur Mumcu yazamasın diye öldürülmüştü. Ya bu, biz bu sözleri söylerken, ya bak bunlar çok pahalı sözler. Bak bunları söylemek çok tehlikeli. Ben manyak mıyım ya? Ama yeter ya bu milletin kandığı ve kandırıldığı ya. La bu budur. Biraz sonra geleceğiz. Devlet Bahçeli'nin çağrısı neyi şapa oturtturuyor? Bunu göreceğiz. Şimdi Fethullah Gülen, daha sonra APO bize verildi. Bir ay sonra da Fethullah Pensilvanya'ya çekildi. Çünkü artık Fethullah Türkiye'deki Gladion'un da üstündeki güçlerle buluşturuldu. Küresel Gladion'un patronlarıyla, küresel çetenin yöneticileriyle buluşturuldu. Ve artık başladı racon kesmeye. Bu böyle geldi. Durum buydu. Türk devlet aklının muhafazakar ve bence çok yanlış bir stratejisi, iflas etmiş ve perişan bir Türkiye'den tam bağımsızlığa giden süreci yönetmek için siyaseti kurgularken bir kitle partisi kurdurarak Recep Tayyip Erdoğan'a yolunu açtı. Siyasi yasaklarını kaldırdı, onu görevlendirdi. Karşısına 4 tane milli ve yerli insan oturtturdu. Erbakan, Deniz Baykal, Muhsin Yazıcıoğlu ve Devlet Bahçeli. Ama bir büyük hata yaptı. Bu süreç engellenmesin, içten ve dışarıdan darbelenmesin diye Pentagon'u Fethullah Gülen cemaati vasıtasıyla Tayyip Erdoğan iktidarına koalisyon ortağı yaptı. Bu ortaklık 2011 yılına kadar devam etti. Türkiye'de siyaset, bürokrasi, ihaleler, yapılmış olan bütün yolsuzluklar ve hırsızlıklar onların o dönemde yaptıklarıdır. Tayyip Erdoğan'a bugünden yönelen eleştirilerin çok büyük bir çoğunluğu 2011 öncesindeki yapıp edilenlerden ötürüdür. 2011'de Recep Tayyip Erdoğan bunlarla savaşı başlattı. Ve savaş devam. Ondan sonrasını zaten biliyorsun. Soru gelirse anlatırım. Sonraki 15 ve Fethullah Gülen ve küresel çete en son, yani MİT'e operasyonlar, 17-25 Aralık kumpasları, bunların dışında 15 Temmuz 2016'da küresel çete başka yapacağı bir şey kalmadığı için direkt saldırıya geçti. Gladiyodur yapan. Fethullah Gülen de bunların için sırf ayaklarıydı. Başaramadılar. Evet. Ve şimdi adam çartayı çekti. Ha, yeni ölmedi bak söyleyeyim. O Pensilvanya'daki evinden kaçırıldı ya. Ya ölüsü kaçırıldı kardeşim. Yani daha önce öldüğüyle ölüsü kaçırıldı ya. Ölüsü kaçırıldı. Bekletildi yani. İddiaları da var. Ölüsü kaçırıldı. Niye kaçırırlar adamı kardeşi ya? Niye? Ya ölüsü öldü herif. Öldü, kaybedecekler. Öldüğü bilinmesin diye. Ama şimdi ne olacak? Patron karar verecek. FETÖ'cüler değil ki, FETÖ'nün yamakları değil birkaç ki. Birkaç gün gizlenmesi ya da daha fazla bir süre gizlenmesinin bir orada stratejik bir plan yapması açısından kullanıldı. Evet, evet. Peki hocam. Birkaç gün değil, yani ayı geçti, çok uzun süre oldu. Bir Nisan'da bir çıkış, bir araba görüntüsü var. Yok, kaçırıldı adam, tamam. Peki hocam. Şimdi bundan sonra ne olacak? Öldü. Ha, öldü. Hep de yayınlarda diyoruz ya, Allah'ın gazabı üzerine olsun. Ya şöyle ya, ben dün de 40 defa onu tepikleyen birisiyim, tamam mı?
böyle oh 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 muh diyecek falan filan. Bu benim için zuldür ya. O evet. Benim için Sünepe'nin tekfiri. Onu çok büyük bir şahsiyet ve unsur zanneden arkadaşlar sevinç çığlığı atabilirler de. Lan oğlum FETÖ'ler bir türüdür. Biri gider biri gelir. Oraya geleceğim. Yani. Şimdi arkasından da farklı farklı isimler söylendi. İşte paranın başında olan isimleri zikretmeyeceğim. Ama herkesin bildiği isimler var. Tabii bir Avrupa kolu var. Amerika kolu var. Birçok ülkede örgütlendiği için çok fazla büyük bir rant var. Yani birkaç rakam ayrı ayrı söyleniyor. 30 milyar dolar, 50 milyar dolar. Hepsi dolar değil mi? Dolar. BRICS olup dolar piyasadan kalkınca onların hepsi iflas etmiş olur. Oraya geleceğiz. Peki şimdi şu da çok konuşuluyor. Zaten hastalık süreci ve ondan tabii ki de işte bir 3 sene, 5 sene, 10 sene farklı farklı yorumlar var. Zaten CIA üzerine çizmişti. Gülen ailesinin ve Fethullah Gülen'in üzerine çizmişti. Farklı bir strateji planlıyordu. Şimdi bundan yola çıkarsak zaten örgütün akıbetini bitirdiler ve devam etmeyecek yorumu çıkıyor. Bir taraftan da bir rant var. Bir de Fethullah Gülen'i hani hep program başında dedim ya bir uhrevi bir lider gördüler. Hani o tılsımlar, büyüler, içtikleri, yedikleri farklı böyle bir anlayışla bunlar da hep anlatıldı. Yani farklı ritüeller, zihin okumaları, zihin kontrolü. İşte yani Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de, Gulemüzü'de yani, Vesvasil Hennas diye Yüce Allah'ın işaret ettiği olay. Evet, oraya aynen. Çok Vesvasil da doğru, Hennas, çok da doğru bir odur yorum. Yani bu. Dolayısıyla şimdi şu da var. Uhrevi bir lider görüp onun ölmesinden sonra örgütte bir çatırdama olur. Çünkü yeni gelenlerde o vasıf ya da o irade, o karakter ne derler otorite belki bulamayacakları için. Ama diğer bir yorumda bir para var. Parayla tutarlar örgütü. Para devam ediyor, rant devam ediyor. Şimdi bunlar ayrı ayrı yorumlar. Bir taraftan da şöyle bir yorum var. Örgütü tabii bir dini hassasiyet, muhafazakar bir örgüt içerisinde sunuldu Müslüman camiasına. Onun değiştirip, ideolojisini değiştirip farklı bir ideolojiyle ciddi bir hem rant hem de örgüt sayısı olduğu için bir sayı olduğu için başka bir yapıya çevirerek yine kullanır CIA. Farklı farklı yorumlar var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Hani akıbeti ne olur? O yorumu alayım. FETÖ kısmını kapatalım. Şu anda söyleyeceğim şey aynı şekilde düşündüğüm doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz Hoca'ya aittir. Hı hı. Yani ilk müellifi budur. Ben öyle düşünüyordum ama televizyonlarda ilk dile getiren o oldu. Hı hı. Bu örgüte mensup insanların onlara verilmiş olan haleti ruhiye şudur. Vatan mensubiyeti yok. Millet mensubiyeti yok. Devlet mensubiyeti yok. İnanç mensubiyeti yok. Böyle yaratıklardır. Avrupa'da veya Afrika'da veya Amerika'da böyle yaratıklar olarak dolaşırlar. Bir vatan sahiplenemezler. Bir devlet sahiplenemezler. Bir millet mensubiyeti olmaz. Bir inançları yok. Çünkü onlar Mesih'in kulları. Mesih Allah'ı temsil ediyordu. Bak bunlara, bu zavallı tiplere, yani bu beyinsiz ahmaklara şunu söyleyecekler. Mesih Tanrı katına çıktı, tekrar kurtarmak için gelecek. O ölmedi. Diyecekler ve bu ahmaklar sürüsü ona iman edecek. Ve geldi. Ve iman edecek yani. Ha, yeni bir Mesih. Yok, yutmaz kimse. Yani bir Fethullah Gülen 50 yılda işlendi insanların beynine. Peki ne olacak? Küresel çete artık o grupları, o güruhları bulundukları coğrafyada istihbarat, ajitasyon ve manipülasyon yapma örgütü olarak kullanacak. Olacak olan budur. Artık FETÖ olarak bitti, o bitti. Bir lider çıkacak yok mı? Yok canım. Hani bu isimler... Hikaye bunlar. Bu, ya bu isimlere, çobanlara hakaret etmek istemiyorum. 3 tane koyunu versen akşama getiremez ya. Ya bunlar gerizekalıdır. Etrafında dahi mahi yok bu salağın. Ya yok. Bunların hepsi kukladır. Yönetilir.
Bunlar lider mider falan filan değildir. Bunlar banka cüzdanı bile, ya bunlar mobil banka hesabı bile çalıştıramazlar. Geri zekalıdırlar ya. Ne lideri, ne yöneticisi. O şirketlere atadıkları, devletin el koyduğu şirketlerin yöneticilerine bir baksanıza ya. Bunlar tam bir kukladır. Ha para, yaldırırlar. Türkiye'de şu anda işten atılmış, iflas etmiş FETÖ'cülere dolar yağıyor kardeşim. Yani bilen birisiyim. Şahitlerim var. E nereden geliyor? FET'ten geliyor ya. Karşılıksız bazı dolar mı? Evet. Dağıtılıyor kardeşim yani. Evet ama bundan sonra bu böyle. Hakan Fidan'ın o akşam tabii hani çok fazla ölüm haberleri olduğu için inanmadı kimse önce. Hı hı. Çünkü daha önceleri de hep Fethullah Gülen öldü şeklinde haberler çıkmıştı. Hakan Fidan'ın çıkıp o beyanı üzerine artık her şey netleşmişti. Netleşmişti. İstihbaratımız gereği biz öğrendik. Evet ölmüştür. Aslında orada bir hani mealen söylüyorum. Mücadele devam edecek şeklinde. Yani içeride oluşan hala kalıntılarının da temizlenmesi minvalinde böyle bir yorumu da vardı. İçeridekiler ya, gladyo, siyasetin içerisine gladyo, bunlar, giren... Bunlar gladyo demedikçe tamam mı? Bu diz sürüşmeleri sürüp gidecek. İçeridekiler nasıl? Ya gladyo, gladyo. Ya gladyo. Resmen gladyo. 15 Temmuz darbe girişimini yapan. Filistin Türklere ait değildir. Bizim ne işimiz var? Suriye'ye niye giriyoruz? YPG bize mi saldıracak? Azerbaycan'a niye destek veriyoruz? Niye NATO'nun emirlerinin dışında hareket Libya'dan ediyoruz? Libya'dan işimiz var. Bunlar, bunların savunanları, savunucuları gladyodur ya. Gladyo elemanlarıdır. Siyasi partidir de, finansördür de, medya mensubudur da. Böyledir, askerdir de. Asıl savaştığımız zaten bunlardı. Hakan Fidan'ın dediği budur. Da, ya Türkiye esir dönemi ile yüzleşemiyor ki, daha doğrusu onun üstünü örtüyor devlet. Kimse bilmesin geçmişteki bu esaret durumumuzu. Ama bugün nasıl bir mücadele verildiği de o nedenle izah edilemiyor. Hala devlet Bahçeli'nin niye Abdullah Öcalan'a çık PKK'yı bitir dediği anlatılamıyor, anlaştırılamıyor. Çünkü geçmişte ne olduğu sır bilinmiyor. O nedenle bugün yapmış olduğu bu çağrının ne anlama geldiğini İdrak ya insanlar anlayamamakta mazur. O zaman şöyle yapalım, o konuya girelim. Şimdi zaten sorum oydu ama siz öyle bir girizgahta aslında sorumun cevabını da vermeye başladınız. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında, iki ayrı grup toplantısında tabii bir öncekinde DEM Partililerle bir tokalaştı, olay oldu. Hemen sonraki süreçteki yine bir grup toplantısında da Fethullah Gülen'le ilgili bir çağrıda bulundu. DEM Partililere gelsin mecliste grup toplantısında seslensin, terörü bitirsinler şeklinde bu minvalde bir yorum oldu. Tabii böyle bir infial nasıl olur, seküler kesim işte gördünüz mü? Haklı bir infial ya. İşte milliyetçi taraftan bunu söyleyecek en son kişi bile değil, bu nasıl söyler bunu falan şeklinde böyle hala da devam ediyor. Ben sosyal medyada hani paylaşımlara Twitter'dan ve onlar da bunu niye yaptıklar izah edemiyorlar. Bakıyorum. Ben şeyi de o dönem hani hemen ertesine sorduğumuz ben hani AK Partili de işte MHP'li de birçok yönetici sıfatındaki birçok insanlara ya da teşkilattan birçok insanlara da sordum, evet. İstişare ettim. O günlerde hani yeni bir olay ve bilmiyorlardı. O konuşmadan bir haber gibi de gördüm birçoğunu. Sonrasında birkaç gün içerisinde tabii belki anlatıldı orada. Anlatmaya başladılar ama o bir, bir iki gün bilmiyordu ne, kimse. Şimdi ne anlatıyorlar ki? İşte içeride konuştuklarımızın çok az bir kısmına hakimler. Keşke, o da merak edip araştıranlar. Keşke anlatsalar. Ama halk tarafından baktığımızda bilinmiyor şu anda. Bilmemekte mazur halk. Gayet normal. Mazur. Anlatmıyorlar ki. Bir tepki de var. Var. Dün işte bebek katili, teröriste meclise mi çıkaracağız, konuşacağız falan gibi bir sürü alt alta koyduğumuzda böyle haklı ithamlar tepkiler. Var. Haklı tepkiler. Dolayısıyla bu süreci şimdi FETÖ ile başlamamız aslında buraya çok güzel pas attı. Tabii. O süreci anladık evet. Aslında. Dolayısıyla yine oraya dönmeden buraya dönelim. Dönelim. Sayın Bahçeli'nin çıkışı
Bir öncesindeki hafta Sayın Erdoğan'ın İsrail çıkışı, yani hedef Türkiye demesi, Hakan Fidan'ın defalarca, Sayın Erdoğan da yine aynı şekilde, 3. Dünya Savaşı vurgusu, İsrail tehdidi, bunlar hep konuştu. Ve arkasından da Barzani seçimi, bunlar da gündemdeydi. Ve orada bir Kürt, YPG ile beraber sözde bir Kürt devleti kurulma aşamaları. Bunlar hep Türkiye'nin tehdidi, tehdit gördüğü şeylerdi. Hemen arkasından da yine işte Sayın Bahçeli'nin yorumunun sözünün öncesinde Sayın Erdoğan'ın İsrail çıkışı da var. Arkasından da böyle bir mevzu gerçekleşince şöyle yorumlar oluştu. Ya devlet İsrail'le artık, arkasından da Amerika ile artık yakın bir zamanda savaşabilir. Şimdi bu minvalde yorumlar var. Savaşabilir. Türk, Kürt bu millet devlet içerisinde yaşayan insanlar, tavrınızı, safınızı belirleyin. Topyekün büyük bir olay var. Büyük bir tehdit var. Dolayısıyla ne taraftasın? Eğer bu taraftaysan Türk, büyük Türk devleti adına büyük tehditle karşı karşıyayız. Bunu görelim, beraber olalım. Değilsen de İsrail de benim tehdidimdir, sen de benim tehdidimdir. Komple siler süpürürüm şeklinde bu minvalde de yorumlar yapıldı. Yani böyle de yorumlandı. Halk tarafından da biraz önce dediğiniz gibi haklı olarak da ya dün işte bu terör, ya şehitlere ne diyeceksiniz? Onlar ha, böyle yorumlar var, haklı. Nasıl görüyorsun hocam? Bahçeli'nin bu çıkışı. Konuşmanın başına dönelim. Abdullah Öcalan'ın kim olduğunu anlattım. Yani şu anda yayını dinlemeye başlamış olanlara öneriyorum, baştan izlesinler. Zaten birkaç kere bu videoyu izleyecekler. Tabii, çünkü Abdullah Öcalan'ın nasıl üretildiğini anlattım. Türkiye'nin CIA'nin esareti. CIA esareti derken de üfürmüyorum. MİT Müsteşarı Orgeneral Fuat Doğu ne dediyse onu diyorum ya. Adam dedi ki 60-71'e kadar MİT Müsteşarı bu adam, Orgeneral Fuat Doğu dedi ki ben Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı değil CIA'in bölge şefliğini yaptım. Bülent Orakoğlu bu ülkenin 28 Şubat döneminde Polis İstihbarat Daire Başkanı'ydı değil mi? Ya o dedi ki PKK Türkiye'deki milli istihbaratın içinden Amerikalılar tarafından kuruldu. Bu onun cümlesi. Avni Özgürel, Türkiye'nin en kıdemli gazetecilerinden ve milliyetçidir. Hala televizyonlarda da görüşleri alınıyor. Bülent Orakoğlu ondan nakille diyor ki, Avni Özgürel dedi ki ben Abdullah Öcalan'ı MIT'in ajansında çalışırken gördüm. Biraz evvel ben Baki Tuğ'un şahitliğini de söyledim. Devleti CIA'nin yönettiği dönemde devletin bir görevlisi olarak PKK terör örgütü buna kurduruldu. Ve diğer bütün Kürtçü örgütler yok edildi. Kova vardı, Rızgari vardı, Dekade vardı. Onlar bir ayda yok edildi. Bunun önü açıldı. Ha, sebebi uzun. Bize nasıl yutturdular? Güneydoğu'yu yönetemiyorsunuz, aşiretlere mahkumsunuz, orada devlet yok. Aşiretler sizinle pazarlık ediyor, size racon kesiyor, habire onlara rüşvet vermek zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca birçok ülke Türkiye'de ayrılıkçı Kürtçü hareket örgütlendiriyor. Bu ta Menderes döneminden beri süre gelen bir şeydir. Burhan Ulutan'ın verdiği bir Kürt raporu falan vardır, eski 1950'lerden yani. Dediler ki, Türkiye'nin inisiyatifinde bir Kürtçü örgüt biz kuralım. Aynı zamanda Güneydoğu'da Türkiye'ye, devlete racon kesmeye kalkan ağaları da Türkiye'nin korumasına, muhafazasına muhtaç hale getirelim gibi bahanelerle bunu yediler. Buna bir tek Erbakan itiraz etti. Bir tek Erbakan itiraz etti bu gibi şeylere. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır diye. Dinlenmedi zaten. TUSAŞ'ı da dinle. TUSAŞ'ı da Erbakan kurmuştur. Herkes bilsin. Bugün bombalanan TUSAŞ'ı da Erbakan kurmuştur. TUSAŞ gibileri kurduğu için de 12 Eylül'de darbelenmiştir. Türkiye çok uzun bir yoldan geliyor. Araya girdim, çıkıyorum. Ve biraz evvel söyledim.
Türkiye'nin sınırlarını değiştirme teklifi Türkiye tarafından reddedilince Pentagon dedi ki al piyonunu Abdullah Öcalan'a, bundan sonra PKK tiyatrosunda seninle beraber değilim. Türkiye, ya Abdullah Öcalan uçakta gelirken kurduğu bir cümle var. Fırsat verilirse ülkeme hizmet etmek isterim diye. Onu İmralı'da koruma altına aldılar. Ama şimdi devlet diyemiyor ki ben geçmişte CIA'yı yönetimi altında bizzardım, esirdim. Neyi nasıl yapacağımıza ben değil onlar karar veriyordu. Ben Pentagon'un himayesinde bir Türkiye'ydim. Böyle bir kurguyu onlar kurdular. Ben de onların himayesinde var olma durumundaydım diyemiyor. Esaretini ifşa edemiyor. Peki ne oldu? Biraz evvel söylediğim devlet aklında sıçramadan bahsettim ya, Pentagon'un Türkiye'nin sınırlarını değiştirme teklifini redden sonra küresel aktör, merkez ülke, Türk bağımsız Türkiye strüktürüne yöneldi ya. Bunun üzerine Abdullah Öcalan'ı verip Fethullah'ı aldı götürdü ve operasyonları öyle yapmaya başladılar dedim ya. Sonra da devlet bu PKK, devlet tarafından üretilmiş PKK'yı yine devlet eliyle silahsızlandırmak ve terörden arındırmak için bir açılım siyasetine gitti. Buydu. Ama Pentagon Türkiye'deki Gladio vasıtasıyla bunu sabote etti, engelledi. Türkiye bunu başaramadı. FETÖ ile zaten sıkı fıkı işçi işli dışlı bir iktidar dönemi engellediler. Yani PKK'yı silahsızlandırılamadı. En son yerel seçimleri hatırla şimdi. İstanbullular özellikle hatırlasınlar. Abdullah Öcalan kardeşi vasıtasıyla TRT dahil bir bildiri yayınladı değil mi? Neydi o bildiri Murat, hatırlıyor musun? Hiç kimse hatırlamıyor. Ama herkes TRT'den Abdullah Öcalan'ın bildirisi nasıl okutulur lan dedi de la bildiri neydi kimse hatırlamıyor. Niye? Ya bu Cumhur İttifakı o kadar zayıf ki ya bu işlerde. Hiçbir şey anlatamıyorlar ya. İletişim problemi. Ya anlatamıyorlar ya, beceremiyorlar ya. Bir sürü kanalları var, beceremiyorlar ya. Ya Abdullah Öcalan resmen demişti ki kardeşi vasıtasıyla HDP'ye oy vermeyin, PKK'ya destek vermeyin, seçimde sakın onlara oy vermeyin. Ama ya bunu kimse duymadı. Bu iktidar da duyuramadı, anlatamadı. Ama tam tersi, vay Abdullah Öcalan'a, PKK'ya, TRT'de bildirim okutursunuz lan dedi, oyları kıydılar. Beceremiyorlar, zorla mı? Fakat şimdi senin biraz evvel dediğin olay gerçekleşti. Siyonistlerle ciddi savaşa gireceğiz. Çünkü Suriye ve Irak üzerinden İsrail'den çok ciddi bir İsrail kuracaklar. Cumhurbaşkanı teröristan diyor ona. Yani Kürdistan kuracaklar ya. Ve olduğu gibi İsrail Siyonistlerinin peki. Türkiye'nin buna müsaade etmesi mümkün değildir. Yani ha Diyarbakır, ha Antep, ha Batman, ha Halep, ha Şam. Bak bu böyle. Burası denizin bittiği yer. Ama küresel çete bir de Amerika değil bak. Hayır hayır. Amerika'nın haddine mi düşmüş böyle şeylere karar vermek? Amerika diye bir devlet mi var? Orası Amerika Birleşik Devletleri değil. Amerika Birleşik Şirketleri. Silah şirketleri, ilaç şirketleri, enerji şirketleri konsorsiyumu üzerine FED'i, para, finansı koy ve bir de orduları yani paralı askerleri. Ya Amerika devletinin bir tane uçak fabrikası, gemi fabrikası yok ya. Dünyada bak 1945'te koydular bu düzeni. Komünist Stalin Amerika'da kapitalist doları konvertibl yapan bir Yahudi çocuğudur. Bu noktada herkese lütfen bulsunlar Alev Alatlı hanımefendinin Dünya Nöbeti kitabını bir okusunlar ya.
Bir kitabı daha vardır onun, Hafazanallah. Hmm. Bak dünyada ne olmuş? Kim neyi nasıl yapıyor? Kimler yapıyor? Alev Alatlı. Yani benim onu refer etmem bile hadsizliktir yani. Bir deryadır Alev hanımefendi. Lütfen Hafazanallah ve Dünya Nöbeti kitaplarına lütfen sevgili aboneleriniz, izleyenleriniz bir baksınlar. Boru anlatmıyorum, üfürmüyorum. Bugün dünyada ilaç alım satımında, petrol, enerji alım satımında, silah alım satımında dolardan başka paranın kullanılması yasaktır. Alan ve satan dolardan başka bir şeyle alıp satarsa dünyanın 8 noktasında filoları vardır, o gemilere el konur. O para havaleleri de yapılamaz. Bunlardır Siyonistleri yöneten. Netanyahu'nun da Fettoş'un da patronları bunlardır. Bunlardır. Ne Amerika'sı ya? Amerika başkanları bunların dediğinin dışında söz söyleyemez, adım atamaz. Atmaya kalksın, küt diye vurur öldürürler. 4 tanesini öldürdüler, 3'ünü yaraladılar ya, hikaye ya. Fırıktan tayyare. Ve bu küresel. Sondakinde kulağında. Öyle yani, bu bir gerçek. Aa, Amerika'ya ne diyor bu, ne diyor? Sen diyorum ulan, aklını başına topla, doğruyu söylüyorum. Başkanını bile dinlemez. Yani ya. Doğruyu söyle, ne başkanı ya? Trump ben Suriye'den çekiliyorum dediğinin ertesi günü bu silah şirketleri binlerce tır silahı yığdılar. Başkan da kim oluyormuş? Ben bunları söyleyince millet bana bu adam üşütük mü diyor. Peki süreç ne olacak hocam? Yani savaşacağız. Yok şundan. Şimdi mesela Apo. Ha şimdi böyle bir şey gelince böyle biter. Ya, deniz bitti. Devlet dedi ki Abdullah Öcalan'a o söylediği görevi yaptırın. Çıkıp diyecek ki PKK terör örgütü bitmiştir. Terör Siyonistlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Biz Siyonistlerle aynı safta olamayız. Türkiye Cumhuriyeti bizim devletimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli yurttaşları olmak zorundayız. Ben bir şey daha söyletilmesini istiyorum da ne bu devlet söyletir ne Abdullah Öcalan söyler. Çıkıp diyecek ki kardeş ya biz zamanında bu devleti yönetenler tarafından görevlendirildik ya. Esirdik ya. Piyon olarak kullanıldık. Bunaneleri yedik. Ama keser döndü, sap döndü. Gün geldi, hesap döndü. Küresel aktör, merkez ülke Türkiye doğuyor. Dolayısıyla evet ceza neyse çekelim. Peki. Cürmümüz neyse ödeyelim. Ama durum budur diyecek ve karşı tarafa dedi ki Devlet Bahçeli, aha size bir çağrı. Abdullah Öcalan da bunu, o meclis biraz fantaziydi. İlla bu çağrıyı meclisten yapması icap etmiyor yani. Ha. Şimdi ondan sonra eğer siz biz Türkiye'nin Kürtleriyiz derseniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve vatanının aynı zamanda mümessilleriyiz, koruyucularıyız derseniz, Türkiye'nin şerefli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Kürtleri iseniz, olursanız, birlikte yüzyılı kurarız. Ama reddederseniz Netanyahu'ya yapacağımız muameleyi aynen size de yaparız. Ya bu. Bu çağrı bu. Ama bu gladyonun işine gelmez. Abdullah Öcalan'la PKK'yla direkt devletin içinden sağ sol Alevi Sünni Kürt-Türk savaşı çıkartmak için operasyonlar yapmış olanların işine gelmez bu. İsrail'le, Siyonistlerle, Siyonistlerin elinden Suriye'yi ve Irak'ı almamız, bir Siyonist devlet kurulmasına engel olmamız gladyonun işine gelmez. Aynı zamanda onların Türkiye'deki siyasette varlık sebebini de bitirir. Abi bunu izah edemiyorlar. Ha niye izah edemiyorlar? Ya bunu bu şekilde izah edebilmeleri için Türkiye'nin geçmişteki esaret durumunu ifşa etmeleri gerekiyor. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmaktan imtina ediyorlar. Ben açıklıyorum. Bu da budur. Sana hediye ettiğim Küresel Çete'ye infaz kitabımda bunları yazdım. Burada ilk defa söylüyor değilim. Olay budur kardeşim. Peki hocam, Apo'nun çıkıp konuşmasının şu an için bir ehemmiyeti var mı? Var tabii. Yani Suriye'nin kuzeyinde Amerika için, YPG için, çünkü söylediler yani onun söylemesi bizi çok bağlamıyor şeklinde yorumlar da vardı. Kardeş PKK Abdullah Öcalan'ın emrinde değil, doğru.
İşte onu diyorum. Yani doğru da PKK'da Abdullah Öcalan'a sevgi duyan, onu lider kabul edenler de var. Yok mu? İşte şu anki süreç ne kadar güçlü şu anki süreçte bu? Gerçi Selahattin Demirtaş'ın da bu mimarı. Yahu PKK'da güçlü kimse yok. PKK'yı kim yönetiyor? Onlar güçlüdür. PKK'nın güçlü figürü yok. Olmaz öyle bir şey. Ne güçlü figürü? Yok öyle bir şey. PKK'da lider kim? Ya bunlar üfürükten tavayara basit zavallı insanlar ya. Yani Apo'nun konuşmasının bir fonksiyon olacak mı? Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu? Bu şekilde konuşsun. O PKK'ya sempati duyan Kürt ne düşünecek? Abdullah Öcalan posterlerini taşıyan Biji Apo diyenler ne düşünecek? Onlara zaten sesleniyor Türkiye. Yoksa Pentagon'un gladyosu olmuş bilmem neyin çocuğuna Türkiye'nin bir seslendiği falan yok. Bunlara diyor. Diyor ki bak durum budur. Aha Abdullah Öcalan. Ama eksik yapıyorlar, izah edemiyorlar. Türkiye'nin geçmişteki esaret dönemini izah etmeyen, bugün neyin niçin yapıldığını, Türkiye'nin verdiği mücadelenin bir istiklal savaşı olduğunu, niçin hedef olarak TUSAŞ'ın seçildiğini de izah edemez. TUSAŞ'a da geleceğiz, onu da konuşacağız ama peki son süreç, şimdi diyelim, daha doğrusu şöyle sorayım. Sizin yorumunuz ne, öngörünüz ne? Yani Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı üzerine PKK örgütü lideri APO'nun çıkıp konuşmasını bekliyor musun? Bu bir. Bekliyorum. Bekliyorsun. Tabii canım. Devlet görevlisidir o ya. Devlet emridir, o da yapar. Ya Abdullah Öcalan devlet ajanıdır diyorum. Bir sonra ikinci soru hemen virgül koyarak söylediği gibi DEM Parti toplantısı, grup toplantısında mecliste mi olur? Hayır. Bu yanlış bir şey. İlla mecliste olması şart değil. Çıkar bir basın. Bu çok büyük bir tepki gösterir. Ya yanlıştı o kelam. Niye meclis ki ya? Çıkar, demlileri de yanına alır. Bir basın toplantısı yapar. Bütün kanallarda naklen verir. Orada da yapar. Bir görüntü, bir video kaydıyla paylaşılması mı doğru? Yok canlı. Çıkıp gelip, canlı canlı. Bizzat getirilip. Ya canlı canlı. Canlı. Abdullah Öcalan devlet görevlisi olarak CIA tarafından PKK kurduruldu. Şimdi de devlet görevlisi olarak PKK'yı lağvetme görevini yapacak. Devlet Bahçeli zaten devlet aklı ve devletin emri olmasaydı böyle bir çağrı da zaten bulunmazdı. Devlet Bahçeli de bir devlet görevi yapıyor. Devlet Bahçeli siyasi bir görev yapmıyor. Devlet görevi yapıyor. Olay bu kadar nettir. Peki. Zerre kadar yanılmıyorum. Ne kadar bir süreç öngörüyorsunuz? Bilmiyorum. Zamanını bilemem açık. Yani Cumhur İttifakı'nın beceriksizliği olayı ne kadar geciktirir onu bilmem. Ben kendim çırpır çırpınıyorum. Senin gibi arkadaşların açtığı meydanda bağırıyoruz. Yani onu bilemem. Sıcağı sıcağına. Benim bir ilişkim yok ki bu iktidar mensuplarıyla, siyasileriyle, bürokratlarıyla. Yani bu konuşmaların üzerine sıcağı sıcağına. Ben fal açamam. Yani öyle bir şeyim yok benim, bilmiyorum. Alın peki. Yok. Hocam TUSAŞ konusuna gelelim. Şimdi tabii bir dakika önce konuştuğumuz olay işte APO'nun çıkıp bu böyle bir çağrı yapması. Tabii burada baktığınızda arkasındaki Amerika'nın, Suriye'nin kuzeyindeki o kurulmaya çalışılan sözde devletin, terör devletinin kurulma aşamasındaki gelen işte yorumlar, tepkiler ve arkasından yine program başından beri söylediğimiz o Pentagon oluşumu. Şimdi bunları bir kenara koyduk. Hemen Sayın Bahçeli'nin konuşması üzerine TUSAŞ'ta gerçekleşen saldırı şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var yine aynı şekilde. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şimdi birebir bununla örtüşen bu süreçte bağlantılı olduğu düşüncesine sahip oluyor herkes. Ama aynı günde yine Kazan'da, Kazan Kazan isimler de aynı Ankara'da da Sayın Erdoğan BRICS için bir toplantıya gitti. Yani dolardan çıkma toplantısına. Dolardan çıkma. Çağın olayı. İşte buradaki mevzuyu nasıl görüyorsunuz? Sadece Sayın Bahçeli'nin bu süreci bu şekilde yönlendireceği mesajın arkasından mı?
yoksa BRICS'te dahil mi? Sadece BRICS yüzünden mi? Bu sürecin hep beraber bir vallahi hepsini söyledin ve hepsi yüzünden böyle hepsi bir saldırı yüzünden, mı? İnan hepsi yüzünden. Çok iyi eğitilmiş iki terörist saldırdı. Zaten bir tanesi HDP'nin ilçe başkanı çıktı, kadın olan. Yani olabilir yani. Yani olabilir. Gayet normal. Vay, HDP'nin nasıl ilçe başkanı olur kardeşim? HDP dediğim PKK'nın siyasi kuruluştur. Ne yani? Hikaye anlat bakayım yani. Yok, şeyden diyeceğim, hani bayağı hani profesyonel geldiler. Ya kardeş, orada ciddi bir eğitim almışlar. Ya nerede aldılar? Bana verilen bilgiler, önce Yunanistan'daki kamplarda eğitilirken Türkiye ile Yunanistan'ın bu olayları lağvetmesinin üzerine Suriye'ye geçtiler. Yani ciddi ciddi eğitim aldılar. Ve bunlar fedaiydiler kardeşim. Can vermeye geldiler. Canlı bomba. Fedaiydi bunlar ya. Fedai. Ölmeye geldiler ya. Ve hiç kimsenin beklemediği zavallı taksiciyi öldürdüler. İndi taramaya başladılar. Taram. Şimdi saldırı bu. Bunun bir kurgu olduğu, planlandığı, programlandığı, gününün, saatinin de seçildiği belli. O zaman burada şu soruyu soracaksın. Böyle bir organizasyon, Türkiye içi istihbaratından, polisinden, güvenliğine varıncaya kadar bir açık, bir zafiyet olduğunu gösterir. İçeriden destek almadan böyle bir organizasyon yapılamaz. Silahlar, patlayıcılar, personel, bu bir destekli. Hatırlar mısın Suriye'den uçan paramotorlarla gelip Kayseri'ye inip oradan İçişleri Bakan, bunlar Gladio destekli olmuş. Yani Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, polisinin, askerinin, istihbaratının, siyasetinin içinde olduğu, bunlardan örgüt bir Gladio desteği olmadan bunlar olmaz. TUSAŞ'taki güvenlik zafiyetinden bahsetmiyorum. Hayır, bu başka bir şey. Bu bir. İki, BRICS çağın olayıdır. Biraz evvel bu programın başından beri anlattığımız iğrençlikleri bitirecek olan olaydır. Dolar yoksa terör de finanse edilemez, FETÖ de finanse edilemez. Aynı zamanda bak bir şey söyleyeyim, dikkat et. Bulgaristan'ın parası mı daha kıymetli, Türkiye'nin parası mı? Leva ne kadar şu anda? Bulgar parası Leva. Türk parasından. Evet. Dolar hiç sıçramıyor Bulgaristan'da ya. Evet, evet. Gürcistan'ın parası mı daha kıymetli, Türkiye'nin mi? Ve Gürcistan'da da dolar hiç zıplamıyor. Evet, evet. Niye abi ya? İhracatları yok. İflas etmiş ülkeler. Ekonomileri sıfır. Burada niye dolar hiç zıplamıyor ya? Murat, yalan söylüyorlar. Doların fiyatı serbest piyasada belirlenmez. Libor, kur, eskiden geçme, hikaye anlatma bana. Yalan söyleme lan. Bunların ekonomiyle falan alakası yok bu kavramların. Madrabaz yalanları bunlar. Doların fiyatı Fed adı verilen özel bankada belirlenir. Amerika'nın merkez bankası yoktur. Dolar Amerika'nın parası değildir. Leva Fed 18, bankasının 18 levaymış. Yönetmen yazıyor, Bulgaristan'dan geldiği için. 18. Evet. Türk kaç Türk lirası peki? 18 leva işte. Ne? 1 dolar mı 18 yok, leva? Yok, dolar değil, TL olarak mı söylüyorsun? Söylesin bana da. Yok. Şu an nedir? Ya 18, bir dakika şu, bir daha söyle. Bir leva 18-19 TL. Tamam mı? Onu diyorum. Nasıl oluyor ya? Ha, olay şu, çünkü dolarla operasyon çekiyorlar bize, döviz operasyonu. Bir anda ithalatımız pahalanıyor, bütçe açığımız çoğalıyor, enflasyon zıplıyor. Enflasyonu aşağıya çekmek üzereyiz. Bu mobalı git başkasını oku. Ben Erbakan'dan öğrendim bu ekonomiyi. İHT'ye kadar anlatıyordu. Hikaye anlatma bana. Mehmet Şimşek'i o mobalı başkasını oku aslanım. Faiz yüksekken dolarla her şeyi ölçüp biçiyorsan sen enflasyon düşüremezsin. Olsan olsa milleti soyarsın.
Hikaye anlatma bana. Ben Erbakan'da yetiştirdim. Git başkasına yuttur. Olay şudur. Bir gecede doları 8,5 liradan 12,5 liraya nasıl fırlattılar? Fed'in patronu dedi ki dövizin başına bakana, ulan gel buraya şu saatten itibaren doların Türk lirası fiyatını şu ilan edeceksin. Bitti. Ondan önce de köpeklerine haber saldılar. Dünyadaki, Türkiye'deki. Şu saatten itibaren değer şu olacak, ona göre kesenizi doldurun diye. Al sat. Yahu arkadaş yahu. BRICS, Erdoğan yıllardır diyor ki Rusya'ya, Çin'e, İran'a, şuna buna. Ya gelin milli paralarımız cinsinden ticaret yapalım. Ama bizim Rusya petrolcuğunu ve doğalgazcığını dolardan satmaya devam ediyordu. Çin'in tasarrufu 3,5 trilyon dolarmış. Sahtekarlar. Ama şimdi... İş başa düştü. Brezilya başından beri yiğitçe davranıyor arkadaş. Brezilya, Güney var, Afrika'ya var. Hiçbir şey söyleyemem. Güney tamam. Afrika var. Hindistan var. Hindistan, Çin, Rusya. Bir de 34-35 ülke şu an girmek için teklifte bulunmuşlar. Talepte bulunmuşlar. Putin'in beyanı. Evet, doğru söylüyor. Doları bitirme operasyonudur bu. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda kurulmuş düzenin berhava edilmesi. Saddam, ben petrolü euro ile satacağım dedi, Amerika üstünü çizdi ve indirdi ya. Ordusu bile savaşamadı. Evet. Büyük olaydır. Bu toplantıya giderken TUSAŞ'a saldırdılar. Kazan'daydı. Rusya Türkistan'ındandır. Kazan, Tatar Türklerinin yaşadığı bölge. Rusya Türkistan'ı derim ben oraya. Daha birçok yer var. Başkurtlar var. Daha çok var yani, isimlerini sayacak olursam. Nogaylar var. Karahıtaylar var. Var da var. Kazan'daki toplantıya, Kazan'daki savunma tesisine. Peki TUSAŞ ne? Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1974 yılında kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Kendi ağır harf sanayimizi kuracağız. Bağımsız Türkiye'ye, büyük Türkiye'ye doğru diyerek temelini atıp kurduğu fabrikadır. Ama niye uçakları o zaman imal edemedik Murat? 12 Eylül darbesiyle engellediler. Aynen Mustafa Kemal'in Nuri Killig ile Nuri Demirağ'a ürettirip uçakları ürettirmişti 1936'da. Ama Mustafa Kemal'in zehirlenerek katledilmesinden sonra Nuri Killig öldürüldü, Nuri Demirağ öldürüldü, fabrikaları yok edildi. 12 Eylül'de de o oldu. 15 Temmuz 2016 sonrasında Türkiye açmış olduğu bayrakla Erbakan Hoca'nın 40 yıl önce başlattığı hayallerin hepsi gerçekleşti. O gün Erbakan'ın projelerini gömmek için darbe yapan Gladio sürüsü bugün o iblisler vasıtasıyla aynı sebepten ötürü TUSAŞ'a saldırdılar. İstemiyorlar. Bir dakika. Dediler ki Kürtlere de, aklınızı başınıza toplayın lan. Türkiye ile birlikte falan olma teklif ediliyor mu size? Bak sizi istediğimiz an içeriden de vururuz. Türkiye'ye de dediler ki İsrail ile falan savaşama başa. İnsan, biz de senin içinde savaşırız. Olay bu kadar basittir. De! Murat, sen ben hangi tercihi yapacağız? Programı bitirmek üzeresin. Bir final cümlesi kurayım mı? Kur. Evladiyelik bir cümle olsun hocam. Adına kurban olduğum Murat. Şu tercihle karşı karşıyayız. Saflar sık. Taraflar belli. Şeref, haysiyet, özgürlük, adalet, refah, güvenlik için tam bağımsız Türkiye'ye doğru bu mücadeleyi her maliyeti ödemeye hazır olarak yürütecek olanlardan mı olacağız? Yoksa damat Ferit türedileri. Aman Pentagon ne diyorsa, küresel güçler ne diyorsa onların dediğini yaparım. Ya bir arabamız, bir evimiz olsun, karnımız doysun. Yani ne olur ki, ha bu bayrak olmuş, ha bir başka bayrak olmuş diyenlerden mi olacağız? Bir amiral eskisi vardı, hatırlatayım. Hani 104 tane askere bir iltimaton imzalatmıştı ya. Sonra ayağına bir kelepçeyle evine tıktılar.
Televizyonda o ne demişti biliyor musun? Çok sevgili izleyenler dikkat. O amiral eskisi. Üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniforması olan adam. Onun giydirildiği tip demişti ki. Eğer Türkiye böyle gitmeye devam ederse nasıl gitmeye? İşte Balkanlarda, Kafkasya'da, merkez coğrafyada her yere sirayet eden, büyüme, kendi uçağını yapan, kendi savaş teknolojisi dünya çapında yükselten, NATO'yu dinlemeyen bu yolda giderse üzerinde korkunç bir ifade vererek küresel güçler Türkiye'yi cezalandıracak. Yapacağımız tercih budur. Küresel güçlerin türedi çocukları mı olacaksınız? Olacağız. Yoksa ya istiklal ya ölüm. İlk hedef Akdeniz. Aşağısı bizi kurtarmaz. Bağımsızlık bizim karakterimizdir ulan diyenler mi olacağız? Mesela aslında bu kadar basittir. Evliya Diyelik bir cümle oldu mu? Hocam Evliya Diyelik bir cümle oldu. Ya istiklal ya ölüm. Altta da KJ'ye yazsın diye WhatsApp'tan yazıyorum. Bunu yaz diye. Vallahi hocam. Taraf belli. Safımız belli. İnşallah tabii. Bizi kim öldürecek? Bizi sadece Allah öldürebilir. Öyle mi değil mi? Amenna. Öyle mi değil mi? Kesinlikle. Bitti. O kadar ya. O istemeden de öldüremez. Öldürüyorsa da bayram ya. Öldürüyorsa öldürür. Öldürmüyorsa başka kimse de öldüremez. Evet. O yüzden korkmaya da gerek yok. Hocam ağzına sağlık. Haftaya var mı yine bu taraf giriş gidiş? Belli değil. Şimdilik gözükmüyor. Şimdilik görünmüyor. Yine herhalde Skype'da yaparız İnşallah. Belki yayınımızı. Bir iki gün herhalde buradasın. Görüşmeler var. Bunu da duyurmuş olayım kanalım tamam. Vasıtasıyla. 26'sı akşamı bir konferansım var Külünköğulları Derneği'nde İstanbul Ümraniye'de. 26'sı akşamı. Yarın akşam. Yarın akşam. 28 Ekim akşamı da saat 20.45'te 24 TV'de İbrahim Gümüşbey'in yönettiği Masada Ne Var programının. Ne var konuğuyum. Masada? Bunların hepsi var masada. Yusuf Alabarda Bey, Mehmet Yalçın Yılmaz Bey ve bir de bendeniz. 20.45'te 24 TV'de olacağız. Pazartesi 28'inde. Onun için buradayım. Bir daha yani buradan Dudullu'da otobüsten iniyorum. Üsküdar otobüsüne biniyorum. Pat buraya geliyorum. Bu kadar basit aslında. Biz yakınız. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar. YouTube'da devam. Aktif videolar devam ediyor. Sizin evet. de görüyorum. Hocamın da YouTube kanalına destek olursunuz. Abone olursunuz. Bu önemli. Videolarını izlersiniz. Çünkü gündemle ilgili çok fazla sıklıkla Murat Bahadır Akkoyun'u YouTube Murat kanalında Bahadır, Akkoyun yürütüyoruz. YouTube kanalı. Bizim de kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen. Abone olursanız, yorum yazarsanız, like, beğen yaparsanız program daha fazla insana ulaşıyor. Böyle bir algoritma ile çalışıyor. Malumunuz YouTube. Böyle bir çağrımız oluyor. Şimdilik bu kadar. Gündemi konuşalım. Sıcak gündem. Bunu konuşalım, masaya yatıralım istedik. Bu konuya da çok hakim ve bizzat damarlarında yaşamış, o süreci yaşamış olan birisiyle konuşalım istedik. Çünkü yayın içerisinde söylediniz hocam bilinmiyor bazı şeyler. Ve son dönemde de işte 3-5 tane ergen ya Bahçeli bunu mu dedi? Niye dedi? Böyle olur mu ya falan diye 3-5 attığı tweetle aslında bilmediği de bir bakıma ortaya çıktı. Aslında arka planda ne var? Bunu konuşalım istedik. İnşallah faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.